Yani insanlara karşı vazifelerimiz Allah'a karşı vazifelerimizden ayrılmaz. Hak sevgisiyle, hakka ibadet, kullukla halka saygı, sevgi birlikte anlam kazanır. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa yaklaşımı hakkında konuşacağız bugün. Konuğumuz Profesör Doktor Hasan İlik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah iyilik versin. Hocam, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa yaratılışta kardeş nazarıyla baktığını biliyoruz. Bunu bizim nasıl anlamamız gerekiyor? Kardeş derken neyi kastediyor? Manası nedir? Evet, önemli bir mevzu bu. Kur'an-ı Kerim'de insanlığa kardeş nazarıyla bakıldığının altyapısını bilmek lazım. Onun için kullanılan bazı kavramlar var. Mesela bunlardan birisi diyor ki, ey insanlar, hepinizi aynı cevherden yarattık. Aynı nefisten yarattık. Orada bir birliktelik var. Yani aynı şeyden yaratılan kardeştir. Aynı anneden babadan yaratılan kardeş olmuyor mu? Ve bütün ifadelerinde birbirinize diyor, birbirinize zarar vermeyin. Birbirinizin hakkını yemeyin. Birbirinizin canına kıymayın. Yani konuşurken insanları biri olarak, yakını kardeşi olarak anlatıyor. Öyle yabancı gibi görmüyor, uzak görmüyor. Evet, yani burada işte şu kabileye zarar vermeyin, şu ırktan olanlara yardımda bulunun gibi bir ayrım yok. Birbirinize diyor. Yani herkese aynı kefeye koyuyor Evet, aslında. bu önemlidir. Dolayısıyla nefsi vahide dediği bir nefisten, aynı cevherden yarattık. Dedik ki aynı vardan var olmuşuz meselesi. Yani bunu bilmek lazım. Bu çok önemli bir şey. İkinci kavram, ey Adem oğulları ifadesi. Ya beni Adem diyor. Bütün insanlığa, ey beni, ey Adem'in çocukları. Adem'in çocukları olunca, babası Adem olunca çocuklar ne oluyor? Kardeş oluyor. Şöyle. Hazreti Ali'nin bir ifadesi var. Valilerinden birisine yazdığı mektupta diyor ki, insanlara iyi davran, adaletli davran, ayrım yapma. Çünkü onlar bizim ya dinde kardeşimizdir, müşterek bir değeri paylaşıyoruz. Her halükarda, Kardeşiz. evet, bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'e bakmaya devam edelim. Ragıp İsfahani isimli önemli bir alimimiz der ki, aynı anneden babadan olan kişiler ortak bir değeri paylaştığı için kardeştir. İki insan veya birçok insan hangi noktada bir ortaklık şeyine sahipse, ortak bir değere sahipse orada kardeştir. Örnek veriyor. Diyor ki sanat, bir sanat dalındaki insanlara kardeş deniyor. Mesela bazı ticari kuruluşlar yurt dışından kardeş oda yapıyorlar. Ben yurt dışındaydım. Mekke, Medine, Cidde ticaret odaları efendim Türkiye'de kardeş oda ilan ediyor. Kardeş okul, kardeş belediyecilik gibi. Niye? Bir projede, bir ortak değerde birleşiyorlar. Ragıp İsfahani diyor ki hangi noktada bir ortaklık varsa oradaki insanlar kardeştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçer Meryem suresinde işte ey Harun'un kardeşi ifadesi geçiyor ama gerçekte o Harun'un kardeşi değil. Yani Harun'un yoldaşı demek. Yani o da bir insanları ıslah yolunda, düzgün bir yaşam yolunda, tevhid yolunda çaba gösterdi. Sen de o yoldasın. Dolayısıyla ona ya uhte Harun, Harun'un kardeşi de hitap ediyor bakın. Sürdürüyor Kur'an-ı Kerim bu kardeşlik ilişkileri. Semud'un mesela Semud kavmi, Ad kavmi var biliyorsunuz. İşte Semud'e diyor, Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdi. Semud kavmi Salih'e düşman, Salih peygambere. Fakat bir kabile birliği var. Bir kavim birliği var. Oradan onu kardeş şey yapıyor. Hud peygamberi Ad kavmine gönderiyor. Ve ila Adin ahahum Huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdi. Yani mesele bu şekilde uzayıp gidiyor. Kardeş denmesi bu gibi şeylerden hareketle Kur'an'da olan bir şeydir. Buradan çıkarım yaparak bunu söyleyebiliriz. Mesela
Niye şey diyor, Ahad peygambere kardeşleri Hud'u gönderdik peygamber olarak diyor. Yahut Semud kavmine Salih peygamberi gönderdik diyor. Ekahun diyor kelimesi kardeş demek. Kardeşleri. Niye bunu kullanıyor? Çünkü peygamberler gerek Ahad kavmine gerek Semud kavmine gönderilen Salih ve Hud peygamber onlara şefkat duyuyor. Bunların kurtulmasını istiyor. Bir kardeş gibi bunların efendim kötülükten uzak yaşamalarını ve ilahi rahmete nail olmalarını istiyor. Onlara şefkat duyuyor. Kardeş şefkati duyuyor. Ondan dolayı kardeşiniz Salih, kardeşiniz Hud diyor. Anlamlı değil mi? Buradan alıyor Kur'an-ı Kerim meseleyi. İşte bu kardeşliği bozanlar, bu birlikteliğe karşı çıkanlara artık başka bir boyutta bakılıyor. Çünkü onlar ailenin birliğini dağıttı. İnsanlığın birliğini dağıttı. Kardeşliğini, aynı anneden babadan geldiğini unuttu. Ve aynı ailenin fertlerine düşman oldular çeşitli gerekçelerle. İşte Kur'an'ın uğraştığı, yola getirmeye çalıştığı insanlar bu insanlar. Kardeşliği bozanlar. Değişik şekillerde yani kavim, kabile şeyiyle bozarsınız. İşte etnik açıdan bozarsınız. İnanç açısından bozarsınız. O bakımdan peygamberler tekrar bu şeyi birleştirmeye çalışmışlardır. Dediğimiz gibi burada Salih peygambere, Hud peygambere düşmanca işkence etmeye kalkan kavmine kardeşiniz Salih ve Hud diyerek kardeşliği hatırlatıyor onlara. Bu çok önemli bir şeydir. Onun için temelde Kur'an insanlığa biraz önce bahsettiğimiz ayet ve kavramlardan da hareketle bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. İnsanlığa bir kardeş gözüyle. Mesela gene İslam bilginlerinden birisi diyor ki mesela bir komşuyu ele alalım. Bir komşu akrabanızsa hem akrabalık hakkı vardır hem komşuluk hakkı vardır. Bir insan akrabanız değil ama komşunuz, komşuluk hakkı vardır. Ama aynı inanca mensupsunuz, bir de din kardeşliği hakkı vardır. Başka bir inanç mensubu, sizin mensup olduğunuz inançtan değil ama komşunuz, onun da nesi vardır? Komşuluk hakkı vardır. Bunlar çok önemli bir şeyler. Yani bu dünya bunları hatırlaması gerekir. O bakımdan Fatma Hanım ve dünyanın da kurtuluşu tekrar bu fabrika ayarlarına yeni moda tabirle dönmesi insanlığın köken birliğine, efendime söyleyeyim, yaratılıştaki birliğine, aynı türün mensubu olmalarına dikkat çekmek lazım. Fakat bu şu demek değildir. Yani suistimal eden, bunu istismar eden, insanlara zulmeden, efendim, mallarına, canlarına, hürriyetine, inancına saygısızlık eden, hatta saldırıda bulunan insanlara da alınacak önlemler vardır. Bu işin başka tarafıdır yani. Onlara da efendime söyleyeyim başka türlü görevler vardır, yaptırımlar vardır. Hı hı. Ama işin hareket noktası odur. Bunu bilmemiz lazım. Evet, insanların bu anlamda birlikte yaşaması zorunluluğu var aslında. Kur'an-ı Kerim burada hoşgörülü ve birlikte birbirine karşı iyi davranarak yaşamayı nasıl değerlendiriyor, nasıl bir yol çiziyor bunun için? Evet, Kur'an-ı Kerim yani ülfet diyoruz buna, ülfet, ünsiyet, kaynaşmak, birbirine karşı hoşgörülü, saygılı davranma biçimiyle birlikte yaşamayı vahşetin zıttı olarak, yani vahşilik dediğimiz biliyorsunuz değil mi? Vahşi varlıklar var. Onun zıttı olarak devam ediyor. Zaten insan isminde de ünsiyet, kaynaşma, ne derler insanlar konuşa konuşa anlaşır derler ya. Bu ünsiyet ve ülfet vardır, bir kaynaşma vardır karşılıklı. Biz buna zaten fiziken mecburuz. Hiç kimse tek başına yaşayamıyor. Fakat bunun anlamını fark ederek, benimseyerek, tabiri caizse tadını çıkararak yaşamak lazım. Yoksa yani bu hayat çekilmez. Bu hayat sen ben kavgasıyla çekilmez. Onun için yan yana yürümeyi, karşı karşıya gelmeyi değil, yan yana yürümeyi efendime söyleyip tercih etmek lazım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen iki insana dünyayı şey yapsan, taksim etsen, bütün yeryüzünü versen kalpler şey yapmaz. Ama Allah sevgiyle, işte ülfetle koyduğu, onun yapısına nakşettiği değerlerle insanları efendim söyleyeyim bir kaynaşmaya, efendim kardeşliğe kavuşturuyor.
Yani bir hadiste de söylediği gibi iki insan birbirine, iki elin birbirine yardım etmesi gibi yardım etmelidir diyor. Burada da hoşgörüyle beraber birliği de görebiliriz. Evet, o da çok önemlidir. Yani çok anlamlı. Yani iki elin birbirine yardım etmesi gibidir iki insanın birbiriyle münasebeti. Başka hadisler de var bu konuda. Yani bir insan başkasının yardımını düşündüğü müddetçe, ona koştuğu müddetçe, yardımına koştuğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. Efendim, bir insan, bir müminin bir sıkıntısını, bir insanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntılarını giderir. Bu çok önemli bir şey. Onun için bu sevgi, ülfet, muhabbet, efendime söyleyeyim, iyi ahlakın neticesidir bunlar. Bu gibi kavramlar iyi ahlakın semeresidir, neticesidir. Nerede birlik varsa, nerede kardeşlik varsa, nerede hoşgörü, anlayışlı insanların birbirlerine karşı hürmetkar, anlayışlı, paylaşımcı, empati yapan bir tavır içinde yaşıyorlarsa ahlak, güzel ahlak vardır. Nerede tefrika varsa, nerede bölünme varsa, nerede kin varsa, nefret varsa, buğuz varsa, birbirine karşı sırt çevirme varsa bu kötü ahlakın neticesidir. Onun için insanlık hakikaten Kur'an'ın özetlediği bütün peygamberler tarihinde de var olan ama en mükemmel şekliyle ve detaylı olarak hepsini de bünyesinde barındıran yüce kitabımızda bu meseleler çok önemlidir ve bunu da bu ilahi kitaptan başka bir yerde bu ölçüde bulamayız. Her kitap belli açıdan bakabilir. Tarafkir bakabilir, dar bakabilir ama yüce yaratıcı, yaratan sıfatıyla bütün yarattıklarına müsavi bakmaktadır. Evet, birlik ve kardeşlik diyoruz hocam. Evet. Burada kardeşliğin gerekliliğini, insanların birbirine karşı hukukunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor peki? Bir defa insanlara karşı vazifelerimiz, onların hukukuna riayetimiz, ayetlerde Allah'a karşı vazifelerimiz de birlikte zikredilir. Çok önemli. Aynı düzlemdedir. Yani sayar, ey insanlar Rabbinizin hükmü şudur, sadece ona kulluk edin, sadece ona ibadet edin. Asla bir şeyi ortak koşmayın. Devamında hemen, ve bil valideyni ihsana, anne babaya itaat. Devamında yoksullara yardım edin. Devamında cana kıymayın. Devamında sözünüze sadık kalın. Anlatıyor bakın insan şeylerini. Yani insanlara karşı vazifelerimiz, Allah'a karşı vazifelerimizden ayrılmaz. Hak sevgisiyle, hakka ibadet, kullukla, halka saygı, sevgi birlikte anlam kazanır. Bunu ayırdığınız zaman problem çıkar. Dolayısıyla bu kadar önemlidir. Bu hakların en başında insan hayatını korumak gelir. En kutsal şey candır. Bu insanın hayatını kolaylaştırıcı, efendim tıbbi bakımdan veya başka tehlikelerden korumak amacıyla alınacak önlemler, birçok şey var. Bir yolun güzel yapılması, işte kazadan uzak kalması, ihmalle bulunmaması, ölümüne sebebiyet verecek her şeyden uzak kalması gibi. Yani canın yaşaması için doğrudan ve dolaylı olarak yapılması gereken bütün tedbirlerin alınması lazım. Canın korunması lazım. Bir insanın hayatını efendime söyleyeyim yok etmek, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ı inkarla, ona şirk koşmakla eşdeğerdir ve cezaları da ebedi efendim azap olarak anlatılır. Bu çok önemli bir şey. İnsan canı çok çok önemli bir şey. Yani bir insanın canına kıymak, bir kişiyi yok etmek anlamına gelmiyor Kur'an-ı Kerim'de. O tüm insanlığa karşı bir cinayet işlemiştir tarzında değerlendiriliyor mesela. Onun için canı korumamız lazım. Bırakırız malına zarar vermeyi, çalmayı, haksız yere yemeyi, başka türlü şekilde onun efendim maişetini sıkıntıya sokacak şeyler yapmayı, aldatmayı, pahalı satmayı, ihtikarı, rüşveti, tefeciliği, bütün bunlar çok büyük günahlardır. Kur'an-ı Kerim kötülük yapmamakla yetinmez bir insana. Onu yapmayacaksınız, negatif davranış yok, pozitif davranış yapacaksınız üzerine. Ne yapacaksınız? Ona yardım edeceksiniz. Yani nötr olmayı da kabul etmiyor. Hayır. Kimseye karışmadan, evet. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bir tavrı değil. Hayır. Tam aksine bir de olumlu, pozitif yönde davranışlardan söz ediyoruz. Şimdi zekat dediğimiz hadise nedir yani? Malınızdan, değil mi? Muhtaç olana gönüllü olarak, isteyerek, severek efendim yardım etmek İslam'ın temel esaslarından birisidir. Bu sadece zekatta da sınırlı değil. Yani infak kavramıyla bu iş çok geniş anlatılmıştır. Yani infak başkasına, durumuna göre
yardımcı olmak. Mali bakımdan efendim yetim, sahipsiz, kimsesiz insanların geçimini yine bana ne diyemeyiz. Ya Kur'an-ı Kerim Yasin Suresi'nde müşriklerin ağzından anlatıyor. Diyor. Bana ne diyor? Ben çalıştım, kazandım. O da çalışsaydı, kazansaydı yani. Bunlar da hayır olsaydı Allah bunlara da verirdi. Yasin Suresi'ne geçen bir ayettir bu. Halbuki gerçek müminler onları, o yoksul insanları kendi nefisleri gibi düşünürler, empati yaparlar. Biz olsaydık ne olurdu halimiz diye düşünerek onlara yardım ederler. Fakat burada tabii şunu da söylemek lazım. Bir takım insanlar da bunu suistimal edebilir. Nasıl olsa millet veriyor diye çalışmaz. Böyle değil. Kur'an-ı Kerim iyi niyetli insanlara hitap eder. Doğru söz eğri ağızda eğrilir. Onun için ilahi kelam o ağızda eğrilir. Saptıranlar için konuşmaz Kur'an-ı Kerim. İstismar edenler, suistimal edenler için konuşmaz. Niyeti doğru olanlar, sözü doğru anlayanlar için konuşur. O bakımdan bugün insanların efendim geçimleri için, kimseye muhtaç olmadan yaşamaları için mutlaka artık başka türlü önlemler, yani insanlara zekat vermek değil, zekata muhtaç olmayacak şekilde iş alanları geliştirmek, açmak ama imkanı yok, sağlığı müsait değil, engelli. Böyle şeyler her zaman toplumda olabilir. Onlara ayrı bakmak lazım. Ama normalde kimsenin kimseye muhtaç olmaması noktasında efendim iş imkanlarını geliştirmek lazımdı. Bakın problemler yok mu yani? Yoksulluğun getirdiği sıkıntılar. Onun için insanın malını koruyacaksınız. Başta canını koruyacaksınız. Akrabalarla ilgili şeyiniz var. Efendim yardım şeyiniz var. Yetimlerle ilgili görevleriniz var. Ya yani bir Müslüman toplumda hiç kimse sahipsiz değildir. Olmaması lazım. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Demiyor mu Hazreti Peygamber, herkesin bildiği bir hadistir. Yani komşusu açken tok yatan bizden değildir. Öyle bir yapı kurulmalıdır ki efendim herkes kendi ihtiyacını karşılayabilmelidir. Kimseye muhtaç olmadan. Şimdi Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerde bu mali yardımı, başkalarına karşı mali yardımı ihmal eden insanlara diyor ki ibadetinize güvenmeyin. Mesela ehli kitaba diyor ki لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ diyor. Yani iman ettiğinizi sanmayın. Hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ yani. Elinizdeki varlıklardan, sevdiğiniz şeylerden başkasına infak etmedikçe mükemmel insan, mükemmel mümin olduğunuzu zannetmeyin. Bu iddiadan vazgeçin. Bu çok ciddi bir şey. Böyle olan toplumda huzurlu bir toplum olur. Yani İslam dediğimiz gibi kendi haliyle, kendi imkanıyla bugünlere kadar geldiyse işte bu özellikler sayesinde geldi yani. Mesela Bakara suresinin 177. ayet olması lazım. İşte kıblenin değişimiyle ilgili Yahudiler şeyde bulunuyor. Ne oldu? Kıble değişti mi? İşte daha önce Kudüs'e dönüyordu. Hazreti Muhammed şimdi Mekke'ye dönüyor filan diye işi şey yaptılar. Kur'an-ı Kerim diyor ki siz bırakın o kıble tartışmasını. Her taraf Allah'ındır. Doğuda batıda Allah'ındır. Siz malınızı infak ediyor musunuz? Ondan bahsedin. Akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere, muhtaç olduğu halde istemeyenlere, köleleri azat etmeye. Buralara bakın, buralara diyor. İyilik burada. Bunlar çok önemli bir şeydir. Yani Allah'a karşı ibadetle kula karşı bu mali görevlerimiz ve diğer görevlerimiz aynı düzlemdedir. Yazıktır diyor başkalarının malına göz diken, alırken kendi hakkını kuruş kuruş hesap ederken, verirken eksik verenler. Bunlar Kur'an ayeti. Dolayısıyla kardeşliğin, hele hele iman kardeşliğinin, aynı değere inandıran, aynı değerler etrafında birleştiren bir kardeşliğin efendim icapları vardır. Fedakarlık lazımdır. İffet konusuna bu da önemli bir değerdir. İnsanların iffetine saygıda bulunacaksınız. Yani ayetin hükmüdür Nur suresinde. İnsanların iffetine dil uzatanların şahitliği kabul edilmez diyor. Namuslu bir kadına, efendime söyleyeyim, iffetine dil uzatan, iftira eden insanların şahitliğini kabul etmeyin diyor. Sözüne itibar edilmez. Evet, şahitliğinin kabul edilmemesi büyük bir yargı aslında söylediğiniz gibi. Bu da bu kadar önemli olduğunu gösteriyor zaten. Tabii. Şimdi böyle olsak bir toplum böyle düşünse şimdi ne iftiralar geçiyor sosyal medyada, orada burada, umuru adiyeden olmuş yani normal böyle bir şey yok yani. Kur'an'ın anlattığı kardeşlik, efendime söyleyeyim, böyle anlayışlara
manidir. İnsan yani, onurunu da zedeleyen bir şey aynı zamanda. Gayet tabii. Yani gene Nur suresinde anlatılır. Hazreti Ayşe ile ilgili bir iftira olayında der ki Kur'an-ı Kerim, nasıl böyle bir hataya düşersiniz? Nasıl kendi nefsinizi, kendinizi onun yerine koyarak, hayır asla böyle bir şey olmamıştır diye neden o insanı savunmadınız da bu kötülüğü işlediniz? Bu helak sebebinizdir tarzında ayetler var. Da çok ciddi. Ya bütün bunları bir iki ibadetle kapatamayız. Gerçek ibadetler zaten bizi buralara düşmemek için koruyucu ibadetlerdir. Bunlar hem ibadet yap hem de bunları yap. Ya böyle bir ortaya karışık. Böyle bir şey olmaz. Yani Kur'an'da böyle bir din söz konusu değil. Yani insanların başkalarına karşı vazifesini aslında empati kavramıyla açıklamış oluyoruz her bir açıdan. Evet, empati. Bu çok işin özeti bu. Ne yapacağız yani? Ne yapacağız şimdi biz? Kendini düşüneceğiz. Konfüçyüs diyor ki, kendinize yapılmasını istemediğiniz bir kötülüğü başkasına yapmayacaksınız. Ahlakın tanımı olarak. İşte ahlak şudur, ahlak budur diye uzun uzadıya konuşan yazanlara filan. Kendi hangi kötülükten rahatsızsanız onu başkasına yapmayacaksınız. Ama bu pasif şeydir. En azından kimseye kötülük yapmama ahlak. Fakat Hazreti Peygamber'in, yani mukayese babında değil ama Hazreti Peygamber'in beyanıyla iş aktif hale geliyor. Kendinize yapılan iyiliği, yapılmasını istediğiniz iyiliği başkasına yapmadığınız takdirde mümin olamazsınız. Bu kadar açık ve sahih hadistir bu. İşte empati bu. Hı hı. Onun için başkasının, kardeşinizi düşürmeden onun menfaatini, onun hakkını, hayat hakkını, yaşam hakkını, mali ihtiyaçlarını düşünmeden mümin olamazsınız diyor hadis-i şerifte yani. İnsanların onuru, şerefi, haysiyeti çok önemli. Lakap takamazsınız. Başkalarına lakap takanlar, küçük görenler, istihza edenler zalimdir diyor Kur'an-ı Kerim, Hucurat Suresi. Zalim, zalim. Eğer bu huylarından vazgeçmezlerse zalim olarak ölürler. Gene dedikodu yapmak insanın onuruna, değil mi? Efendim, onun gizli hallerini araştırmak, özel hayatını. Bunu çekiştirmek, dedikodusunu yapmak. Bunlar günahlardır, günahtır. Dolayısıyla kardeşliğin icapları böyledir. Tek kelimeyle ne istiyorsak, başkasından ne bekliyorsak onu biz de insanlara yapacağız. Tek kelime. Bu yüce öyle karmaşık bir şey değildir. Ne istemiyorsak onu başkasına yapmayacağız. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa yaklaşımı hakkında konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.